Efendim canım. Anne, Burak burada. Ne? Burak burada, anne gelmiş. Ne diyorsun? Masaya geldi. Benimle konuştu, Güney'le konuştu. Nasıl olur? Neredesin? Yemekteyiz Güney'le. Yanımıza geldi, konuştu. Ağlama canım. Ağlama, lütfen sakin ol. Anne çok kötüyüm. Ne yapacağım ben şimdi? Aldım. Allah'ım. Her şeyi takip ettim dedi. Her şeyden haberi var. Bir şey mi biliyor? Öğrendiğini mi ima etti? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Anne ne yapacağım ben şimdi? Güney de sorular soruyor bana. Ne diyeceğim ona? Anne ne biliyor? Kimden öğrendi? Anne yardım et lütfen anne. Topla kendini Banu. Lütfen sakin ol. Hemen Ziya Bey'i arıyorum ben. Neredeysen hemen ona git sen de. Banu. Banu. Beni duyuyor musun Banu? Banu. Duydum tamam. Çabuk Doktor Ziya Bey'e git. Ben de oraya geliyorum. Canım iyi misin? Banu. Banu ne bu halin? Neler oluyor? Sinirim bozuldu. Bırak. Bırak gidiyorum ben. Tamam tamam bir dakika bekle. Bekle bir hesabı ödeyip geliyorum. Bekle. Çıkıyor musunuz efendim? Hemen getireyim. Banu. Banu dur. Banu dur ne oluyor kendine gel. Banu dursana. Benden niye kaçıyorsun? Güney ne olur ibret. Tamam neler olduğunu anlatacaksın bana. Anlat. Lütfen Güney yapma. Kim bu Burak? Yapma. Sevgilindi değil mi? Ha? Söyle. Bir sorma bana bir şey sorma. Sorma lütfen. Peki niye görünce o bu kadar sarsıldın? Ha? Ne yaşadınız? Ne geçti aranızda? Sorma bana bir şey Güney. Sorma. Yoksa hala ona aşık mısın? Hala onu mu seviyorsun yoksa? Burak benim kardeşim. Kardeşim. Tamam Mali gel. Gel canım. Tamam, tamam gel. Kendim kullanacağım. Peki efendim.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakma, geç kaldık biraz. Rica ederim. Herkes geldi mi? Evet, maçı bahçede izleyeceğiz. Harika. Alo. Barış, o gelmiş. Kim o? Burak. Burak İstanbul'daymış. Burak mı? Bağlı'nın karşısına çıkmış Barış. İnanmıyorum. Evin çok güzelmiş. Sağ ol. Tanıştırayım sizi. Bazınız sanıyorsunuz. Asistanım Cemre. Hoş geldin Cemre. Hoş geldin. Ne içiyorsun? Ne vereyim sana? Beyaz şarap alalım. Beyaz şarap da geliyor. Barış viski içer öyle. Ben şimdi sorarım ama. Anne gelemem ben şimdi. Mümkün değil. Hayır. Tamam, madem Güney var yanında gelmem ben. Sen git o zaman. Tamam, dikkat et, kontrolünü kaybetmesin. Zaten Güney'in yanında kaybetmiş kendini. Ağlıyordu beni aradığında. O zaman bomba patladı demektir. Güney öğrendi bahçıvanda olan aşk hikayesini. Bana bak. Niye İstanbul'a geldiğini öğren şunu. Tam düğün yaklaşmışken ortalık karışacak. Biri haber verdi ona kesin. Kim o? Ara bunu lütfen. Tamam tamam, merak etme. Hadi kapatmam lazım, hadi. Sakin ol sen. Çünkü bunu kimse bilmiyor. Annem biliyor. Bir de doktorum biliyor Ziya Bey. Üçümüzün arasında bir sır bu. Barış bile bilmiyor. Ama biri beni onun varlığından haberdar etmek istedi. Yani bilmiyorum. Belki de kendisi gönderdi gazete küfürlerini bana. Yani ne yapmak istiyor ki peki? Niye çıkıp geldi? Yoksa şantaj mı yapıyorsun? O da bilmiyor ki. Burak da kardeşim olduğunu bilmiyor. Niye? Tamam, tamam, tamam canım. Sakin, sakin. Çok güldüğüm Güney. Beni Ziya Bey'e götürdü. Ona ihtiyacım var. Onunla konuşmam lazım. Olur, beni ona götür. Canım, bu saatte mi? Şimdi mi? Evet, hemen şimdi. Tamam, tamam canım. Gidiyoruz, tamam. Her yerde ağlamam var, malum. Ömlek gibi olmasın. Elimiz kolumuz uzun. Kadının nüfus müdürlüğündeki arkadaşlarımıza da sorduk. Polis dostlarımıza da. Sağ olsunlar, araştırıp bulmuşlar. Eyvallah abi. Kadın sağlığında öğretmenmiş. Nasıl yani? Hasta mı şimdi? Ölmüş. Ney? Maalesef. Çerminkoflu adı şu anda sadece Karacaahmet'te bir mezar taşında yazılı. Hadi be. Ne zaman ölmüş abi? Bir yıl önce. Yani Ferhat dışarıdan çıktıktan sonra. Yıllardır bana verdiğin sözleri tutmanı bekledim. Sabırla beni gerçekten seveceğin günü bekledim. Bütün eziyetlerine katlandım. Bir gün olsun sözünden çıkmadım. Kadın Ferhat'ın karısıymış. Hep veren taraf ben oldum. Hiç almadım. Sen benim sahibim oldun. Benim elim hep boş kaldı. Beni aldattığını bile bile yanında oldum. Arkamı dönüp gitmedim. Ölmeden bir gün önce boşandı kaydı düşmüş nüfusa. Ben kendi hayatımı değil, seninkini yaşadım. Şimdi düşünüyorum da bunu kendi isteğimle değil, korkudan, mecburiyetten yapmışım. Ben seni hiç sevmemişim lan be. Sus! Tutunacak bir dal aramışım. Kadın boşanmayı hazmedemedi demek ki. Ertesi gün pencereden aşağı atmış kendini. İntihar etmiş. Aklım başıma geldi artık. Senin esaretinden kurtuldum. Gerçek aşkı buldum. Birini seviyorum. 5 aydır birlikteyiz. Onunla gidiyorum. Beni bir daha göremeyeceksin. Kadın intihar etmedi. Sana borçlu değilim Ferhat. Ferhat öldürdü. Af dilenmiyorum. Bana çektirdiğine sahip Şermin. Ayıp değil mi lan? Şşş.
Oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu?